1980'li yılların ünlü ismi Banker Yalçın, 1962 yılında fakir bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da doğdu. Tek amacı zengin olmaktı. Ticarete ilkokulda kader kısmet satarak başladı. Ticaret lisesi 2. sınıftayken yarım bıraktı. 1980 yılında İller Bankası'nın çay ocağında çalışırken daha 17 yaşında banker oldu. 81 yılında diğer bankerlerle birlikte battı. Banker Yalçın o dönemde 3800 kişiden toplam 1 milyar lira yani 9.1 milyon dolar toplamıştı. Bu kişilerden 416'sı mahkemeye başvurarak Yalçın Doğan'dan şikayetçi oldu. Battıktan sonra Suriye'ye kaçan Yalçın daha sonra yurda döndü. Yalçın 1984 yılında İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce karşılıksız çek ve senet vermek suçundan 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Yargıtay bu cezayı onayladı. O dönemde piyasa bankerlerinin hiçbiri cezaevinde yatmazken Banker Yalçın cezaevine giren tek banker unvanını da aldı. 24 Mart 1984'te Eskişehir cezaevine girdi. Eskişehir, Gökçeada ve Çanakkale yarı açık cezaevlerinde 8 yıl hapis yattı. Cezaevinde kaldığı süre içinde başından geçenleri anlatan Kodes Aşe'ye attığı bir kitap yazdı. Nisan 1991 tarihinde çıkarılan yasa ile Çanakkale yarı açık cezaevinden şartlı tahliye edildi. Banker Yalçın cezaevindeyken karısından ayrılıp yeniden evlendi. Hapisten çıktıktan sonra Çanakkale'de yaşamaya başladı. Önce gazeteciliği denedi ve Anahtar adlı bir dergi ve Hakimiyet adlı bir günlük gazete çıkardı. Doğan daha sonra bu işi bırakarak iş adamlığına soyundu. Çanakkale'de bir kapalı otoparkın kurucuları arasında yer alan Yalçın Doğan, mahkum aileleri yardımlaşma ve dayanışma vakfını kurdu ve başkanlığını yaptı. Hürriyet yazarı Emin Çöleşan'ın Banker Yalçın Doğan ile ilgili Yalçın Nereye Koşuyor ve Yalçın'ı Kim Kurtaracak adlı iki kitabı bulunuyor. Çöleşan bu eserleri yazmaya aşağıdaki ilginç mektup üzerinden karar verdi. Mektupta şunlar yazıyordu. Kurmaylarım eski bakanlardan, emekli albaylardan ve müsteşarlardan oluşuyordu. Koca adamlar masayı ters çevirin, öyle kalsın desem tensip buyurdunuz. Zatı şahanelerine biz de öyle diyecektik diyorlardı. Eşlerine, dostlarına beni tanıtmaktan büyük mutluluk duyarlardı. İşte böyleydi Emin abi. 22 ay, 15 gün bir sürü kokuşmuş bürokrat ile geçti bankerliği. Çolaşan'ın kitaplarında Banker Yalçın Doğan bütün hayatını en ince ayrıntılarına kadar anlatmıştı. Bir bankadan aldığı yüksek faizli para 17 yaşında 5 Şubat 1980 günü Yalçın Doğan'ın bankerliğe ilk adımını atmasına neden oldu. 9 Şubat 1980 günü bankerlik bürosunu açtı ve ardından ilanlar vermeye başladı. İşleri bir anda büyüdü. Bu sırada emekli bir albayı bankerlik işlerini yürütmesi için yanına aldı. İlk arabası Impala oldu. Doğruca İstanbul'un yolunu tuttu. Bir arkadaşı kendisini Sevtep Hanım'ın evine götürdü. Yalçın o günü şöyle anlatıyordu. Bir saat sonra kapının müzikli zili çaldı ve içeriye o güne kadar görmediğim şekilde şahane mi şahane bir kadın girdi. Ben bu kadını görür görmez feleğimi şaşırdım. Sanki içimde bütün ilikler kopmuştu ve paçalarımdan aşağıya doğru dökülüyordu. Sevtep Hanım bizi hemen tanıştırdı. Nono Şumbak Yalçın Bey, Ankara'nın en büyük bankeri dedi. Ben de vay be, bu kadını bir yerden tanıyordum ama nereden? Tamam, tabii yahu, Ahu'nun ta kendisiydi bu. Sevtep Hanım birazdan beni içeriye çağırdı ve yanağıma kocaman bir öpücük kondurduktan sonra Yalçın Ahu'yu beğendin mi? Onunla yapmak ister misin? Banker Yalçın yağ almak için gittiği İstanbul'da cebinde 250 bin liranın 100 bin lirasını Sevtep Hanım'a verip Ahu ile nasıl bir gece geçirdiğini kitapta uzun uzun anlattı. 18 yaşına geldiğinde kartvizitinde Yalçın Holding Yönetim Kurulu Başkanı yazıyordu. Ardından sabun fabrikası açtı. 12 Eylül 1980'den sonra işleri daha da büyüttü. Batan bankerlerden parasını kurtaranlar Yalçın Doğan'ın anlattığına göre gelip kendisine parayı yatırmaya başladılar. Ancak bu fazla sürmedi. Batışa geçtiği ilk günü şöyle anlatıyor. 2 Aralık sabahı Ankara'ya döndüm. Büro personeli 3 müşteriye paralarını ödeyememişti. Müşteriler çok telaşlanmıştı. Bende çuvalla para olmasına rağmen personelimin bundan haberi yoktu. Banker Yalçın 31 Aralık yılbaşı gecesinde yaşadıklarını ise Çöleşin'in kitabında şöyle özetliyor. 18 yaşında bir bankerdi. 100 milyonlarla oynuyordu. Holding sahibi olmuştu. Param çoktu. Bütün pavyonlar, gazinolar,
Eskiden girmeye korktuğum lüks yerler bana çıktı. Artık kimse beni oralardan kovamazdı. Türkiye'nin ünlü kadınları ile yatıyordum. Parayı bastırınca hepsi emrimdeydi. Bu saltanat bir yıl bile sürmedi. 14 Aralık 1981 günü karşılıksız çekten gözaltına alındı. Serbest kaldığı an Suriye'ye kaçtı. Bir süre sonra geldiği İzmir'de yakalandı. Birçok banker hiç ceza almazken ona tam 25 yıl verdiler. Banker Yalçın 19 Temmuz 1998 tarihinde Ankara'da sokak ortasında 8 kurşunla vurularak öldürüldü.